Günaydın sevgili izleyiciler, ben Anneyim'de beraberiz. 360 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi bir güne başlamış olun inşallah. Güzel bir gün geçsin sizin için. Biz Ben Anneyim'in salonundan sizlere sesleniyoruz. İki güzel bayan, iki güzel tatlı mı tatlı konuğum var bugün sizler için. Özellikle çocuklarımızla ilgili 0-6 yaşa kadarki olan süreçte hem seyahati hem de konuşmayı konuşacağız. Konuşmayı derken çocuklarımızın dil gelişimiyle ilgili neler yapabiliriz, ne zaman endişelenmeliyiz? Güzel konular üstünde duracağız. Yine sizin zaten önerdiğiniz konulardan birkaçıydı bunlar. Sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı iletebilirsiniz. Program boyunca iki konumla da beraber olacağız. Birazdan farklı detaylar da vereceğim size. Bugün hediyelerimiz de olacak sevgili izleyiciler. Özge Lokman Hekim seyahat yazarı bizimle beraber. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve konuşma terapisti Ümmühan Erkoç bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Işık saçtınız stüdyomuza. Teşekkür ederiz. Böyle konuklara güzel şeyler söylemek adet gibi gözüküyor. Ama ben içimden gelmezse gerçekten söylemem. İzleyicilerimiz de artık herhalde yavaş yavaş tanıdı beni. Şimdi hem seyahat ederken çocuklarla nelere dikkat ederiz? Bir taraftan da 0-6 yaşta çocuklarımızın dil gelişimiyle ilgili neler yapmamız lazımı bir araya getirdik bugün. Güzel. İsterseniz şu seyahatten bir başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum sevgili izleyiciler. Bugün 360.com.tr ama dikkat edin altta görüyorsunuz 360.com.tr Instagram hesabına yorum ya da soru yazan ilk 5 izleyicimize elimde gördüğünüz kitaplardan hediye edeceğiz. Evet. Bu kitapların ne olduğunu seyahat yazarımızdan bir dinleyelim. Bu kitaplar nedir? Önce onu bir anlatın bize. Bunlar çocuk kitapları. Benim aslında oğlum için yazmaya başladığım, sonra da bir seriye dönen kitaplar diyeyim. Kemal'in Roma, Londra ve Brüksel günlüğü var. Bunlar bir çocuğun ağzından bu şehirleri eğlenceli bir dille anlatan kitaplar. Tarihi yerleri, bu şehirlerde çocukların ilgisini çekebilecek müzeler, parklar, bu şehirlerde yenebilecek yerel lezzetleri anlatan kitaplar. Pelin ve Çınar'ın gezi rehberi de aslında bir ilk deneyim serisi. O kitaplarda işte Pelin ve Çınar uçağa biniyorlar, trene biniyorlar. Bir çocuk uçağa binerken neler yaşar, trene binerken neler yaşar? Havaalanında başına neler geliyor, hangi cihazlardan geçiyor, nasıl pasaport kontrolüne giriyor, bavulunu nasıl teslim ediyor, uçakta neler oluyor, işte hostes, pilot, kabin gibi hem böyle kelime bilgisini geliştirecek hem de çocuklara ilk deneyimi yaşamadan önce nelerle karşılaşacağını anlatıp o belirsizliği biraz kaldırmak ve eğlenceli bir yolculuk geçirmesini sağlamak amacıyla yazdığım kitaplar. Evet, yani bunlar tamamen çocuklara hitap eden. Aynen öyle. Annenin babanın öğretmesinden ziyade kendisinin keşfedebileceği hikayelerin yer aldığı kitaplar. Evet. İlk 5 izleyicimize de buradan hediye göndereceğiz. Programın sonlarına doğru da açıklayacağız kimler olduğunu. 360.com.tr'nin Instagram hesabının altına yorum ya da soru yazan ilk 5 izleyicimiz sevgili izleyiciler. Bu seyahatle, çocuklarla seyahat etme şeyi, yani bu konuda araştırma yapmak nereden geldi aklınıza? Sizin 5 yaşında çocuğunuz var. Evet. Onda çok mu zorluklar yaşadınız? Ne yaptınız? Aslında çok mu seyahat ettiniz? Evet, çok seyahat ediyoruz ama hepsi bir geçmişi var. Ben çocukluğumdan beri seyahat ediyorum. Sporcuydum, işte kamplara gidiyordum. Sonra dil eğitimimi geliştirmek amacıyla yurt dışına gitmeye başladım. Sonra yurt dışında yaşadım, okudum, çalıştım. Ve seyahat etmeye dair bir merakım vardı hep. Eşimle evlendiğimiz zaman da o da benim gibi seyahati seven biri. Biz beraber de çok geziyorduk. Oğlum olduktan sonra da bu keyif aldığım şeyden vazgeçmek istemedim. Aslında bu sebeple ben oğlumla gezmeye başladım. Yani çocuğumu dünyaları gezdireyimden önce keyif aldığım bir şeyi ben anne baba olduktan sonra neden bırakalım? Evet. Neden bundan vazgeçmek zorunda kalalım ki? Çocuğumuz var, evde mi oturmak zorundayız da yola çıktık biz diye. Ve ondan sonra da oğlumla beraber de gitmek istediğimiz yerleri onu da yanımızda götürerek seyahat etmeye başladık. Bundan da çok memnunum. Çünkü o da bizim gibi seyahati seven bir çocuk oldu. Beraber geziyoruz şimdi. Yani doğduktan sonra böyle uzun süre evde kalıyoruz ya, biz, benim yaptığım bir hataydı o. Sonrasında dışarı çıkardığınızda çocuk huzursuzluklar çıkarıp sizi illaki eve sürüklüyor. Yani bunu yapmak büyük hataymış, ben anladım daha yani sonradan. Ben çocuktan çocuğa değişir diyeyim. Çünkü benim oğlum da ilk doğduğu zaman kolikti. Belli bir süre gece hiç uyumuyordu. Gündüz uykuları çok kısa sürüyordu. Şimdi bu zorluğu yaşarken çocukla seyahat etmeye gerek var mı? Bu bir soru işareti. Ben o zaman tercih etmedim. Ne kadar tercih etmediniz? İlk 6 ay tercih etmedim seyahat etmeyi. İyi, 6 ay iyi genelde. Böyle 1-2 sene evden çıkmayanlar var. Onu ben nacizane biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Hem çocuk için hem anne baba için. Çünkü anne baba sevdiği şey yapmaya devam ettiği zaman daha iyi bir enerjiyle, daha keyifli bir şekilde çocukla iletişimine bunun etkisi olacağını düşünüyorum. Evet. Bütün annelerin, babaların da şikayeti şu: çocukla seyahat ederken gerekli gereksiz ne varsa bavula doldurmak, evet, hiçbirini kullanmadan geri gelmek. Ya da ah şunu da alsaydım, vah bunu da alsaydım
gelmedim diyerek orada burada alışveriş yapıp bütçeyi de zorlayarak geri gelmek. Bu konulara da değinelim birazdan. Yani evet, neyi nerede nasıl yapmamız tamam lazım. Şimdi Ümmü Aner Koç da bizimle beraber demiştik, konuşma terapisti en önemli kısım aslında. Çocukların kendini ifade edebilmeleri için Türkçe'ye, özellikle iletişime çok hakim evet olmaları gerekiyor. Ama evet, ne zaman? Önce konuşmadan biraz bahsedelim mi? Yani bizler ne zaman ve nasıl konuşmaya başlıyoruz? Evet. Öncelikle herkese merhabalar tekrar. Şöyle söyleyeyim, şimdi konuşmanın bir sistemi var. Yani hiçbirimiz Zeki Müren gibi tek tek böyle kelimeleri söyleyerek ve doğru sesler kullanarak konuşmaya başlamıyoruz. Bence anneler özellikle çocuğunda konuşma gecikmesi şüphesi olan, yani öyle bir durumdan şüphelenen anneler kağıt kalem alsınlar ellerine ve bizi dinlesinler. Çünkü tek tek böyle açık ve net şekilde bazı noktalar vereceğim. Ne kadar gecikme var anlayabilirler. Şimdi konuşmanın bir sistemi olduğundan bahsettik. Önce ünlü sesleri üretiyoruz ve bu bebeklik dönemin ilk 6 ayına tekabül ediyor. Sonra ünsüz sesleri üretmeye başlıyoruz. Bunlar da görünen seslerden görünmeyenlere doğru gidiyor. Mesela B sesi dudak sesidir, görünür bir ses. İki dudağımızı birleştirip çıkardığımız bir ses. Görünmeyene doğru giden bir sırası var. 6 aya geldiğimizde baba da 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 diyoruz. Fakat bunlar anlamsız. Buna babıldanma dönemi diyoruz. Ne zaman ki bir yaşa ulaşıyor çocuk, ondan sonra parmağını kaldırıp babasını göstererek anlamlı olarak baba diyebiliyor. Yani ilk bir yaş çocuğun ilk anlamlı kelimesini çıkardığı yaş. Sonrasında 1,5 yaşa geldiğimizde 20-30 kelimesi oluyor çocukların. Ve bana bunu göster dediğinizde gösterebiliyor. Mesela bana ağzını göster, bana burnunu göster, kapıyı göster, masayı göster dediğinizde gösterebiliyor. Ve bu konuşabildiği kelime haznesinden çok daha fazla anlayıp gösterebildiği. Çünkü anlamayı bana göster diyerek anlarsınız ne kadar anladığını. Fakat anlatmayı sorarsınız bu nedir? Size cevap vermesini beklersiniz. 2 yaşa geldiğimizde şimdi o sistemde önce sesleri çıkardık. Sesler birleşti, heceler oluştu, heceler birleşti, kelimeler. Sonra kelimeler birleşiyor ve cümle oluşturuyoruz. Evet. Bu da 2 yaşa tekabül ediyor. 300 kelime haznesi var çocukların 2 yaşta. Ve basit cümleler kuruyorlar. Anne gel, anne gel de demez çünkü G'yi çıkarmak zor. Anne del, baba ver, R'yi söyleyemez, baba ve. Ya da işte mama ver gibi söyleyebilir ve bunları kabul edebiliriz. Çünkü seslerimiz 4 yaşta düzeliyor. Yani biz ilk 3 yaşta bebeksi konuşuyoruz. İlk 3 yaştaki bebeksi konuşmayı kabul edebiliriz. 4 yaşa geldiğimiz zaman seslerin net olarak oturmuş olması, artık hepsi değil ama 5 yaşa kadar, yani 5 yaş sınır nokta, çocuklarınız konuşuyor fakat ne söylediğini anlamıyorsanız 5 yaşa kadar artık bir ünlem işareti koyuyoruz ve bir uzmana başvurmalısınız. Diyorsunuz. Çünkü okula gittiği zaman çocuklar hem okuma yazmayı öğrenmek durumunda kalıyor, hem dilini, eğer geciktiyse dilini kendini düzeltmek zorunda kalıyor. Evet. Hem de aynı zamanda bizim yani sesleri düzeltiyoruz. Bir de çocuk konuştuğu gibi yazıyor. Sonra disleksi falan, hani böyle sıkıntılar olabiliyor. Evet, yani evet, bir şeye evet geciktiğiniz zaman ömür boyu gecikerek gidiyor çocuklar. Uyanık olacağız. Zaten bütün evet annelerin ilk telaşı doğar doğmaz için ne zaman anne diyecek, ne zaman yürüyecek, ne zaman yemeğini kendi yiyecek bizim takıntılarımız. Siz buraya bir kadar tuvalet şey var. Ha, bir de tuvalet. Tuvalete ne zaman gidecek? Ne zaman bezden kurtulacak? Evet. Biz hemen böyle bir büyütme sevdamız var bize. Evet. Hemen büyüsün. Sonra da ay çok özledim küçüklüğünü. Tadını çıkara çıkara yaşamaktansa hep işte bir an önce konuşsun, yürüsün. Evet. Siz buraya kadar her şeyin normal halini anlattınız. Yani 4 işte yaşa kadar. 4 yaşa kadar. Önce 5 ile 6 yaşı da verelim. Çünkü evet, okuldan önceki dönem bizim. Şimdi 5 yaşta da şöyle düşünebiliriz. 3 yaşta 3 kelimeli cümle. 2 yaşta 2 kelimeli cümle. 4 yaşta 4 kelimeli cümle. 5 yaşta 5 kelimeli cümle kurması lazım. 5 yaşta kurduğu cümlelerin çok daha kompleks. 4 yaşta 4 kelime cümle iyilik ve zaman eklerine doğru kullanmalı.
5 yaşta ise zarfları ve sıfatları da kullanabilir ve kompleks bir cümle kurabilir. 5 kelimeli, 5-6 kelimeli ve 5 cümleyi yan yana getirebilir. Size bir olayı çok net anlatır artık. Hatta 3 yaşta bile basit basit anlatmaya başlar ama 5 yaşta siz ona bir paragraf verdiğinizde 5-6 cümlelik size geri anlatabilir. Ve 6 yaşta kırmızı başlıklı kız hikayesini anlatırsınız çocuğa, o size ana hatlarıyla geri anlatır. Bu noktalara bakarlarsa konuşma gecikmesi var mı anlayabilirler. Evet. Şimdi biz 6 yaşa kadar her şeyi olağan haliyle anlattık ama burada daha çok sorunlu kısımlara değinecek olursak hep bizim böyle işte hepimiz bilmiyorum yaşadık genelde. Doktor Bey ne zaman konuşacak? Çocuk hekimini ziyaret eder etmez. İşte 3 yaşına geldi hala konuşmadı. Efendim erkek çocuklar geç konuşur, kızlar çabuk konuşur. Evet. Böyle doğru bilinen yanlışlar var halk arasında. Hatta şehir efsanesi var. Babası da 5 yaşında konuşmuştu. Yani anne babanın konuşmasıyla çocuğunkine eş tutmak. Yani en geç ne zamana kadar konuşmasa olur? Öyle sorayım o zaman. Şimdi 2 yaşa kadar artık kelimesi çıkmıyorsa bence bir uzmandan konsültasyon almakta fayda var. Yani benim çocuğum olsa götürmek isterdim. Çünkü her çocuğun değerlendirmesi kendine özel. En önemli noktaysa hani otizm gitgide artıyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Göz kontağı var mı çocukta? Komut alıyor mu? Dediklerinizi yapıyor mu? Ve stereotip dediğimiz hareketler var otizmde. Eliniz çırpma, kendi etrafında dönme ve benzeri. Bunlar varsa zaten hemen başvursunlar. Ama bunlar yoksa bile en azından bir konsültasyon alıp evdeki yaşam dinamiklerini bizim anlamamız açısından hem de çocuğu anlamamız açısından bir görüp ona göre yön vermemiz lazım aileye. Yani 2 yaşta henüz kelimesi yok ise başvurma zamanıdır. Bu önemli. Hatta göz kontağı yoksa ve komut almıyorsa 1,5 yaşta. Çünkü ilk 3 yaş beyin gelişimi için çok önemli bir dönem. Otizmde ilk 3 yaşı yakalamak o kadar önemli ki belki çocuğu o problemden kurtarma şansımız oluyor. Tabii ki otizm çok geniş bir çatı altında, yani onun duruma göre değişiyor, şiddetine göre, ama yine de bir şans var kurtarmamız için. O yüzden ilk 3 yaşı kaçırmasınlar. Kız erkek arasında fark var mı konuşma yetisinde? Yani kızlar biraz daha konuşmaya meyilli, erkekler oldum olası öyledir zaten. Ama yapı olarak da, yani beyindeki yapımız da öyle. Hızlı mı çalışıyor? Ne oluyor yani? Biz niye daha çok olgunlaşıyoruz? Kızlarda bunu çözen yok mu? Olgunlaşıyor muyuz onu bilemiyorum ama çenemiz çok evet yani kızlarda tabii daha az görülüyor. Yapılan araştırmalar bunu söylüyor. Beyinde de öyle, yani kızlar konuşmaya daha meyilli. Dediğim gibi yani bir an evvel başvurmakta fayda var. Bir de şu var, yani şimdi 5 yaşta babası konuştu. Şimdi biz size konuşmanın sistemini anlattık. Birdenbire konuşmuyoruz ki, yani hiç kimse birdenbire Zeki Müren gibi diyorum ya konuşmaya başlamıyor. Muhakkak ya 2 yaşta belli kelimeleri vardır ve işte 5 yaşa geldiğinde 3 yaş seviyesine gelmiştir. Ama 7 yaşa gelip de bu çocuk hala 4 yaş seviyesinde ise, şimdi 7 yaşta okula başlayacak, 4 yaş dil gelişimi, 4 yaşta olunca belli sesler de kalmış olabilir. Hepsini birden tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Bazen de 5 yaşında açılıyor, yeni söylemeye başlıyor ama o yani 7 yaşa yetişmesi çok zor. Şimdi bana 5 yaşta gelip eğer sıfırdaysa okula yetiştir diye çocuk, yani bunu okula yetiştirin diyor. Söz veremem diyorum, yani 5 yaş 2 yılımız var ve bu çocuk sıfırda, yani Allah bilir. Evet. Hani birkaç seansta ne kadar hızlı gideceğini anlayabiliriz ama sonrasını Allah bilir yani. Allah bilir. Yetişen de oluyor, yetişmiyor değil. Evet. Yani bizim hedeflerimiz şöyle, 3 aylık hedeflerimiz olabilir. Ama 2 sene sonrasını öngöremeyiz. Öngörürsek yalan söylüyordur oradaki uzman. Gelişimine doğru bağlı değildir bu yani. Evet. Tabii yanılgılardan biri de hani bu konuşmanın, yani geç konuşmasının, az konuşmasının, cümle kuramamasının çok böyle bir sorun olduğu düşünülmemesi. Artık düşünülüyor, zaman çok, teknoloji çok ilerledi ama aman canım konuşacak o da böyle işte, ya da işte sessiz, içine kapanık gibi böyle geriden gelen konuşmalar anneler çok önemsiyor. Olan çocuğa oluyor. Yani çocuğun psikolojisi mahvoluyor. Bunun da 7
bir sorun yaşta olduğunu bilelim. Evet. Bir hekime görüşürüz. Çok siz... önemli. Evet. Program öncesinde biraz konuştunuz. Konuştuk, evet. Sizin oğlan da maşallah 5 yaşında olup 9 yaş dil gelişimiyle önden gidiyormuş. Ünvan Hanım'ın tespiti bu. Öyle söyledi. Ben işte biraz sohbet ettik. Evet. Anlatır mısınız bize de o zaman? Ben merak ettim. Kemal erken konuştu. Ama o da mı Kemal'miş? Onunla da göre. Evet, oğlum erken konuştu. Ben de ama erken konuştum. Yani annemden işte 7-8 aylıkken ben de eme diye annemin adını söyleyerek konuşmaya başlamış. Emel benim annemin adı. Oğlum da ilk karga dedi. Çünkü sabah çok erken kalkıyor. Biz kargaları görüyorduk sürekli. İşte oğlum bak bunlar kargalar. Onlar bile yeni kalktı. Sen de şimdi uyandın diye ilk böyle gösterip karga diye konuşmaya başladı. Biz böyle baba hadi anne olmayacak biliyoruz da baba çıkar belki diye bekliyorduk. Karga çıkmış. Bizden ilk karga çıktı. Ümmü Hanım'la şey konuştuk biz. Ben hiç oğluma böyle gıcık gıcık bebek diliyle evet, konuşmadım. Ona da değinelim. Evet. Ben onu bilmiyorum hani yapana da bir şey değil ama ben onu beceremediğim ben için normal bir yetişkinle konuşuyormuşum gibi oğlumla konuştum. Ve ben baktım. Hala da beraberiz. Hani işime ara vermiştim. Ben avukatım normalde. Oğluma bakmak için çalışmama kararı almıştım. O yüzden de sabah akşam beraber vakit geçiriyorduk. Ve bir miktar evde yalnız olunca kendisiyle çok konuşmuş olabilirim. Acaba işte annenin çok konuşması veya işte yanındaki bakıcının, yetişkinin, anneanne, babaannenin çok konuşması çocuğun evet erken konuşmasına etki eder mi diye evet kendi aramızda konuştuk. Eder mi? Yani şöyle evde bir ne durum var. Çocuklarla hani bahsettik bir konuşmanın sistemi ve akranlarının olduğu bir seviye var. Çocuklarla agucuk gugucuk değil de hani üç kelimeli cümleyle konuşabiliriz. Yani ne yapıyorsun yaşta, sen falan diye biz yok, öyle, kendi öyle konuşmaya gerek yok. Üç kelimeli cümle. Anladım. Tutup da yedi kelimeden oluşan kompleks bir cümle kurarsanız ya da daha zor kelimeler kullanırsanız mesela modifiye etmek. Çok zor bir kelime yani ve çocuğun bunu anlaması kolay değil. Bazı çocuklar kaldırıyorlar bunu. Yani bunu tamam anne o şekilde çok zeki bir anne. Zaten çok eğitimli. Veriyor ve alıyor bazılarında sıkıntı olmuyor. Ama bazılarında yüksek beklentiler kekemeliğe sebep oluyor. Bunu konuşmuştuk biz de. Çok ileride hani tamam bir yaş neyse biraz ileride olabilir ama bazen çocuk geliyor 2 yaşta ama 4 yaş seviyesinde ya da 5 yaş seviyesinde. Ben diyorum ki biraz sakin olun yavaş yavaş. Ben öğretmiyorum ki diyor ama zaten sizin belli ki gün içerisinde ciddi iletişim içerisindesiniz ve bildiğiniz her şeyi aktarmaya çalışıyorsunuz. Basit cümleler kuralım yani çocuklara evet değil mi? Anlayayım. Yeniden inşa, yeniden yapalım diyelim modifiye etmek yerine. Aynen değil yani mi? Daha onun anlayacağı tarzda. Evet. Ama yine sorduğumuz gibi işte bu bakıcının annenin ya da bir başkasının yani evde nasılsa o çok küçük ve konuşmuyor deyip sessiz sedasız vakit geçirmeyeceğiz değil mi? Evde neler yapabiliriz? İşte bir de bunun tersi var. Televizyonun karşısına çocuğu koyup bütün gün işleriyle uğraşan bakıcılar ya da anneler ciddi çocuk içe kapanıyor bu durumda. Yani içe kapanmasına sebep oluyor. Siz televizyonun önüne özellikle hızlı geçişli çizgi filmlerin önüne çocuğu koyarsanız sadece görseli gelişir ama ifade edici dili geride kalır. Amerikan Pediatri Akademisi'nin yaptığı bir yayınladığı bir makale var. Diyor ki ilk 3 yaşta çocuklarınızı televizyondan özellikle hızlı geçişli çizgi filmlerden, tabletlerden ve telefonlardan uzak tutun yoksa konuşması gecikir. Hatta ciddi içe kapanan çocuklarda görüyorum. Kapatıyoruz çizgi filmi. Kendini yerlere atıyor. Ağlıyor. Hani ciddi bozukluklara sebep oluyor. İlk 3 yaşta lütfen uzak tutalım. Yani otizm teşhisiyle gelen bazı çocuklar var. Ben ilk önce şunu soruyorum. Bu arada 2 yaşta çocuklar hani konuşmuyorsa ne yapmalı? Önce bir bakın. Televizyonun önüne çok mu koydunuz çocuğunuzu? Yani o gelen çocuklarda çok televizyona maruz kaldı mı? Telefonla çok oynuyor mu? Ve şeker yedi mi? 2-3 yaşta hele şeker çok sıkıntılı. Yani yiyeceğini içeceğini organik tutmak lazım. Konuşmaya bağlantısı nedir o şekerin? Beyni etki ediyor. Yani bu konuyla ilgili Amerika'da yapılan diyetler var. GAPS diyetleri. Yani Türkiye'de çok bilinmiyor bunlar ama ciddi etkileri var. Benim klinik deneyimim bu yönde. Bize gelen çocuğun biz her şeyini düzenliyoruz. Yani yemesine içmesinden tutun. Her şeyin doğalı makbuldür. Yani o yapay paketlenmiş gıdaların içinde bir dolu yapay şeyler var. Yani çocuklara zarar veren. Hatta bize de zarar veriyor. Dr. Wendy Chang'ın bir videosu var. Diyor ki otizmin nedenini merak ediyor aileler.
3 nedeni var diyor. Birisi babanın annenin gebe kaldığı sıradaki yaşının büyük olması. Hı hı. Bir diğeri annenin hamilelik sırasında toksik maddelere maruz kalması ki bunlar çok net bilinmiyor. Bildiğimiz kadar bilmediğimiz şeyler var diyor. Üçüncü ve en önemlisi bir kalp hastalığından ya da şeker hastalığından daha fazla yüzdesi var bunun diyor. Yani genetik kalıtsal etki. Bu bizim atalarımızdan getirdiğimiz genler değil. Bu genlerimizin değişmiş olması. Evet. Genlerimiz bozulması. Değişiyor, mutasyona uğramış. Hı, diyecektim de mutasyon. Ve GDO'lu besinler. GDO'lu besinler maalesef ki, yani ben Almanya'dan bir çocuk geldi bana, 4 yaşında erken ergenlik sendromuna girmiş. Erken ergenlik 4 yaşında. Şey tavırlarından mı? 4 yaşında. Yok, ne yapıyor? Orada tanı almış. Zaten Almanya'da biliyorsunuz bir domates gelir böyledir yani. Hani doğal gıda, biz yine çok şanslıyız onlara bakarak, ama bizim de gitgide yani bozuluyor. Bunlar da önemli. Bunlardan da uzak tutmak lazım. Böyle şeyler konuşunca tası tarağı toplayıp dağın tepesine çıkasın geliyor yani. Gerçekten. Hepimizde var. Evet. Hepimizde ama var. Ne yapacaksın? Hem bir yandan işte eğitmeye çalışıyorsun, öğretmeye çalışıyorsun, evet. Çocuğa hayata hazırlıyorsun. Şimdi bu tası tarağı toplayıp dağ deyince seyahat. Siz bol bol seyahat ediyorsunuz. Ediyorum, evet. Seyahat ederken de şimdi Kemal'le mesela tecrübe ettiniz baya baya. Nelere dikkat edeceğiz ya? Biz niye böyle bir beceremiyoruz? En nefret ettiğim şey bavul hazırlamak. Çünkü o bavul gittiği gibi geri gelir yani. Niye biz fazla alıyoruz? Şimdi, neyi eksik alıyoruz? Bavul hazırlamak konusunda evet, ben çok seyahat ediyorum ama ben de bavul hazırlamayı seven bir insan değilim. Onu baştan söyleyeyim. Bavulun daha ne hazırlamasını yani. Ne boşaltmasını seviyorum. Evet. Onu söyleyeyim. Ama biz bence anne olarak ya da ebeveyn olarak kendimize güvenmiyoruz. Yani çocukla tatili yapabileceğimize, üstesinden gelebileceğimize inanmıyoruz. Onu bırakmayı yüzden, tercih ediyoruz değil mi? Evet, bir de kolay geliyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi biz çalışan ve üreten bir nesil olarak baktığımızda ne yapıyoruz? Tatil için para biriktiriyoruz değil mi? Çalışıyoruz. İşte şu zaman gideceğiz diyoruz. Tatil için çalışıyoruz zaten. Evet, tatil için çalışıyoruz. Hayatımızda bu kadar önemli bir şey tatil. Ve çalışıyoruz, para biriktiriyoruz, gideceğimiz yer hakkında önceden sohbetlerimizde bunu geçiriyoruz. Şuraya gideceğiz, şu kadar kaldı, bu kadar zaman kaldı. Bunu sürekli evde de konuşuyoruz ve çocuğumuz bunu duyuyor. Yaşı ne olursa olsun, bakın ne kadar erken yaşta algısının açık olduğunu tabii duyuyoruz. Ve sonra çocuğu götürmüyoruz. Çocuk evde kalıyor. Çocuk ne hisseder? Ben psikolog değilim. Zaten bavulu da görüyor ama evde. Ama çocuk şunu hissetmez mi? Ya bu kadar önemli bir şey. Annemle babam bir yere gidiyorlar ve bunu aylardır konuşuyorlar, hazırlık yapıyorlar. Bunun için çalışıp para biriktiriyorlar ve beni götürmüyorlar. Hı-hı. Acaba beni sevmiyorlar mı diye düşünmez mi? Yani önemsiz miyim ben diye düşünmez mi? Hı-hı. Aslında yani, birlikte tabii olmak için de bir fırsat, evet, değil tabii mi bu? Ben yeni yerler. Bavul hazırlığından önce hep şunu söylüyorum. Seyahat, çocuğunuzla beraber 7-24 vakit geçirebileceğiniz bir zaman zarfı. Ve bunu o kadar güzel kullanabilirsiniz ki seyahatte çocuğunuzu tanıyabilirsiniz. Bana diyorlar ki nasıl? Çocuğunuzla siz de başka bir yerde uyuyorsunuz. Bir kere çocuğunuz farklı bir ortamda yemek yiyor, uyuyor, hı-hı, yaşıyor. Farklı ortama uyum sağlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey ve erken yaşta kazanılırsa ömrü billah bu özellikle devam edebilir çocuğunuz. Yeni tatlar deniyor. Dünya mutfağıyla tanışıyor. Farklı şeyleri tadıyor, bakıyor, beğeniyor ya da beğenmiyor. Yeni yerler görüyor. İşte coğrafya bilgisi, tarih bilgisi sizinle beraber gelişiyor. Aynı şekilde siz de bilmiyorsanız siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Sizin için de keyifli bir şey. Evet. Yeni bir dil duyuyor. Başka insanların başka dillerde konuştuğunu öğreniyor. Başka bir kültür olduğunu, o kültürün kıyafetinin, işte ne bileyim dininin, dilinin hepsinin farklı olduğunu öğreniyor. Ve çocuğunuz küçük yaştan itibaren bir dünya vatandaşı olarak ne büyüyor. Güzel. Biz okullara ve işte kitaplara çok ciddi bir para ve zaman harcıyoruz. Niye? Çocuğumuz genel kültür alsın, tarih ve coğrafya öğrensin diye. Aslında buna seyahatle katkıda bulunabiliriz. Evet. Ama pratiğe dökmüyoruz. Dökmüyoruz. Öğreniyor çocuk da hani Almanya'nın nerede olduğunu, yani, Londra'nın nerede, evet, olduğunu. Aslında kitapta öğrendiğini gerçek hayatta çocuk uygularsa o öğrenme ömrü billah çocuğun hakkında kalabilecek bir öğrenme, unutmuyor. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu: ama çok küçük hatırlar mı? İşte götüreceğiz ama ya unutursa? Bir sürü şey öğrenecek, hatırlamasın ya şehri, ben ülkeyi hatırlamasın. Ben de diyorum ki hatırlayıp hatırlamaması en önemli şey değil bizim çocuğumuzu seyahate götürme. Yani ilk amacımız o olmamalı. İlk amacımız çocuğumuzla eğlenceli ve iyi vakit geçirmek. Seyahatte hem yeni bir şeyler öğrenirken birbirimizi tanımak. Hem de ondan sonra
evet hatırlaması önemli ama diyorum ki artık cep telefonları var, video çekiyoruz, işte bilmem ne kadar hafızalı olan kartlar, fotoğraf makineleri var. Eve geldiğinizde bunları ortaya koyduğunuzda zaten çocuğunuzun unutmaması için bir sürü materyal var. Ben çocukken seyahat ettiğimde hani işte fotoğraf makinesine çekiyorsun, onu basıyorsun, tab ettiriyorsun, asıyorsun da bir tane fotoğrafını alıyor seyahatten. Şimdi öyle değil ki, her anını kayıt altına alabiliyoruz. Hemen gösterebiliyorsun. Evet. Yani birazcık daha biz bunu aştık galiba aslında. Yani 5 sene önceye göre biraz daha götürmeyi tercih etmeye başladı evet, insanlar yeni gibi geliyor bana. Yeni yeni insanlar da var. Çünkü artık seyahat eskisine göre daha ucuz olmaya başladı. İşte turlar daha ekonomik paketler sunmaya başladı. Biletler ucuz. Hmm. Oteller daha yani işte herkes 5 yıldızlı otelde seyahat etmek istemiyor artık. Oda kahvaltı, otellerin çeşitliliği de artmaya başladı. Yani bir sürü ulaşım yolu var artık. Çocuklar için de kolaylıklar var bir sürü çok, otellerde. Tabii hiç ki. Sıkılmıyorlar eğleniyor. Ayak bağı olmuyorlar. Ona dikkat edelim. Şimdi ilk 5 izleyicimize, yorum yapan ilk 5 izleyicimize gördüğünüz kitaplardan hediye edeceğimizi söylemiştik sevgili izleyiciler. Ve bu gidilen, seyahat edilen ülkelerin bir çocuğun ağzından gördükleri değil evet. mi? Şimdi bu ilk 5 izleyicimize hem söyleyeyim hem de soruları var. mesela izleyicilerimizden bir tanesi Zeynep Hanım, Zeynep Hanım ve diğer izleyicimiz DM'den lütfen 360.com.tr'nin Instagram hesabına adres bilgilerinizi gönderin. Zeynep Hanım diyor ki 2 yaşında bir oğlum var yine ve 1 yaşında kızı var. 2 yaşındaki oğlum eskiden anne baba diyordu ama şimdi konuşmamaya başladı. Konuşmuyor, hiçbir şey söylemiyor ama önceden söylüyordu. Acaba 1 yaşındaki kızımın doğumundan sonra mı bir şeyler değişti diyor. Yani ona bakmak lazım. Yani hani aile dinamiklerini bilemiyorum. Ailenin içine girip bir anlamak lazım onu. Ama 2 yaş çok yani şimdi sakın Zeynep Hanım bunu öyle algılamasın. Şuna bakabilir, göz kontağı nasıl? Söylediklerini yapıyor mu? Yani komutan, oğlum işte bana kumandayı getir. Ne bileyim, oğlum bana bardağı getir dediğinde getiriyor mu? Yani kendi içinde bir dünyada mı? Ya da iletişimi var, konuşamıyor mu yani? Bunlar çok önemli. Eğer bunlar yoksa ve konuşma da yoksa bir an evvel bir uzmana başvurmalı. Ama bunlar yani hani genelde bize otizm şüphesiyle gelenler 2 yaşta konuşmayı bırakan çocuklar. Yani konuşuyordu, babama diyordu, konuşmadı. Acaba televizyonu çok mu izletiyor Zeynep Hanım? Bir televizyonu bir kessin bakalım neler olacak. Birkaç öneri verebiliriz isterseniz. Evet evet lütfen. Yani puzzle'lar alabilirler, hayvanlar, meyveler. Dolayısıyla o hayvanlarla oynayabilirler. Ali Baba'nın çiftliği şarkısı vardır biliyorsunuz. Onları durdurup hayvan seslerini sorabilirler. Hiç sözel taklidi yoksa bunu hiç daha önce vermedim. Dikkat etsinler. Şimdi çocuk bazen sesi hiç çıkaramıyor. Ses nasıl oluşuyor? Nefesimizi getiriyoruz. Şurada ses tellerimiz var. Ünlü seslerde bu ses telleri titriyor. Dolayısıyla buradan uyarabiliriz. Bir A sesini çıkartmaya çalışalım. A, ağzını açacak ama A'da. Hı hı. Gibi biz dokunsal uyaranlar vererek tek tek hangi sesi nasıl çıkaracağını öğretiyoruz çocuklara. Yani bunu ilk getirenlerden biri benim Türkiye'ye Amerika'dan. Evet. Ve çok hızlı bir ilerleme oluyor. Ama anneler bir denesinler. Keşke evde ilerlese bize gelmesin yani. Benim zaten yeterince fazla. Ne kadar oldu siz Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışmaya başlayalım? Ben 7 yıldır Türkiye'deyim. 7 yıldır Türkiye'de. Siz daha önce de tabii Amerika'da bu konuda çalıştınız. Amerika'da master yaptım bu konuda. Sonra bir New York'ta çalıştım. New York eyaleti çalışma lisansım var. Sonrasında da şimdi otizm benim için çok önemli bir konu. Çok seviyorum yani. Hani bizim alanımızın başka konuları da var ama benim çok sevdiğim bir alan. O yüzden onunla ilgili çok fazla gidip izledim. Yani tekerlekli sandalye taşıdığımı bilirim. Ne olursunuz bana gösterin diyerek. Ne güzel. İş ama şu an o kadar rahatız ki yani. Hani öğrendiğim için böyle tık 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 bazı şeyler gidiyor ve 7 yıllık süreçte de tabii ki ilk geldiğim zamanla şimdiki zaman arasında da fark var. Çok fazla gördükçe çocukları, gelişimi de gördükçe neyi nasıl yapacağınızı daha böyle düzenli bir şekilde daha iyi anlıyorsunuz aslında. Evet, evet. Az önceki sorumuzu soran Zeynep Hanım da lütfen adresini bize göndersin. Yanında kalp olduğu için ben onu da onlardan zannettim. Sevgili reji ekibi. Şimdi Tuğba Hanım, Hülya Hanım, Emirhan Bey ve Gamze Hanım bize adreslerini gönderecek.
kendilerine birer tane seyahat kitabı göndereceğiz çocukları için. Tabii bunları aileler de okuyabilir. Tabii değil ki, mi? Tabii ki. Zaten gayet... onlar için de bilgiler içeriyor. Kitapta hem bir çocuğun gözünden şehri anlatırken her bir kitapta küçük bilgi kutuları var. Hem kelime dağarcığının gelişmesi için çocukların, hı-hı, hem de seyahatle ilgili temel kavramları öğrenmeleri için. Ben Ümmü Hanım'ın demin söylediği bir şeye bir ekleme yapmak istiyorum. Amerikan Pediatri Birliği 3 yaş altı çocukların televizyon ve tablet gibi, hı-hı, teknolojiyle tanışmamasını istiyor. Ben okullarda çocuklara, daha doğrusu velilere kitap sevgisi kazandırmak için seminerler veriyorum. Çocuklara nasıl okuma alışkanlığı kazandırabiliriz? Hangi yaştan hangi kitaba okumaları lazım? Seyahatin dışında. Ve orada da bunun altını çiziyorum. Biz belki son nesiliz diyorum hep teknolojiye doğan. Yani biz doğduğumuzda cep telefonu diye bir şey yoktu. İşte televizyon siyah beyazdı, kapandığı zaman böyle logo falan çıkıyordu. Bizim çocuklarımız teknolojiyle beraber büyüyorlar. Yani bir ayrımları yok. Biz kitapla büyüdük, sonra teknolojiyle tanıştık. Onlar şimdi kitapla tanışmakta zorlanıyorlar. Niye? Çünkü televizyon var, işte tablet var, bir sürü oyuncak var ve çok hıza çok alıştık. Evet, yani o televizyonda çok hızlı izlediği için mesela bazen çocuklarda gözlemleriz 4-5 yaşta, hı-hı, kitap verdiğinde eline o hemen geçiyor. Ya bir dakika inceleyelim fotoğrafı, değil mi? Aman o tamam, gördüm çevirdim. Evet. Gördüm çevirdim. Neden? Çünkü iPad'de ve tablette, evet, de aynı şeyi. İşte o yüzden kitap alışkanlığı ve okuma alışkanlığı kazandırmak için de ben Ümmü Hanım'a katılıyorum. Kesinlikle erken yaşta teknolojiyle çocuklar tanışmamalı. Çok bilinçli bir anne. Kendisi kendi çocuğuna asla vermemiş yani. Hala mı peki? Yok artık var. 3 yaşından sonra yavaş yavaş başladı. Hala sınırlı bir teknoloji. Tabletle hiç, hani kodlama dışında tabletle. 2-3 yaşına geliyordu tanıştığında. Ve kısa çizgi filmlerle başladık biz. Ama kitap okurken de çocuğumuzun şimdi konuşmayı öğreniyor, sonra okulda okumayı öğreniyor. Zor geliyor çocuğa okumayı öğrenmek. Konuşmak zaten çocuk gelişimine beraber bir süreç, ama okumak belli bir çaba istiyor. Tabii. Ve yazmak. Eğer erken yaşta teknolojiyle tanışırsa çocuk tek taraflı bir iletişim oluyor. Televizyonu seyrediyor, bakıyor ama ona cevap vermiyor. Oradan duyuyor. Belki işitsel hafızası kuvvetli ve o kelimeyi, hı-hı, depo ediyor ama çıkartmıyor. Harekete geçirmiyor televizyonda. Yani evet, çok hipnotize oldukları anlar. Evet. Beyindeki o konuşma, şöyle anlatayım hani halkı ile, beyindeki o konuşma kısmı yavaş yavaş yanıyor. Lütfen hipnotize oldukları anda çekin diyoruz. Zaten izlerken ki o yüz ifadesinden hipnotize olduğunu da anlayabiliyorsunuz herhalde, değil mi? O kadar dalıyor ki o dudağı düşüyor, omuzları düşüyor ve evet, o anda beden dili tamamen başka uçmuş bir dünyada. Evet, kafa başka, başka bir yerde. Gitmiş. Okumayı öğrenirken ve yazmayı öğrenirken yani bu onu, o süreci de etkiliyor ve diyorlar ki bana işte ilkokulla başlıyor. İşte birinci, ikinci sınıf. Benim çocuğum hiç kitap okumuyor. Ben de diyorum ki kitapla ne zaman tanıştı çocuğunuz? İşte okula başladı. İşte 5 yaşında. Bir de siz okuyor musunuz? Siz o okuyor da mesela. O yani elde telefon varsa annede. Teknolojinin hem dil gelişimine negatif etkisi var, hem de uzun vadede biz hiç onu düşünmüyoruz belki ama çocuğumuzun okumayı öğrenmesine, yazmayı öğrenmesine de çok negatif etkisi var. Evet evet, konuşma problemleriyle ilgili özellikle örneğin mesela siz dediğinizde 3 yaş hep şey derler, 5'e kadar yolu var. Mesela çocuk hekimine dediğinizde işte çok hocam çok az konuşuyor, işte 2 cümle kuruyor, ne zaman çok konuşacak, evet, biraz daha bekleyelim, geç konuşacak ama evet, sorun yok. Evet. Bunlar da zaman kaybettiriyor anne babaya. Tabii tabii, yani şöyle doktorların da bu konuda ciddi bir, yani bu konuya eğilmesi lazım. Hı-hı. Çünkü ya da yönlendirmesi, değil mi? Bir dil terapisi. Tabii tabii, yani geciktiren doktorlarımız da var maalesef ki. Türkiye'de hala o konuşma terapisi mantığı yavaş yavaş oturuyor. Hı-hı. Hatta ben bir profesörden, yani anne iletti bana. Demiş ki konuşma terapisine götürme. Şok oldum. Yani Amerika'da bu çocuklar 2 yaşta devlet desteğiyle hızlı bir şekilde eğitim alırken ve bilimsel bir şeyken bu. Hani nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? O çocuğun hakkına giriyorsunuz. Yani ama şu da var, konuşma terapisi de Türkiye'de daha yeni yeni oturuyor uzmanlar. Hani bir de açık bir alan olduğu için aileleri kandıranlar var. Maliye mezunu, ben konuşma terapistiyim diyor. Bu konuda birazcık bir iki seminer almış. Evet, herhalde. Evet, aynen öyle. O yüzden lütfen gittiğiniz uzmanın bir geçmişini inceleyin. YÖK'ten, eğer yurt dışından geldiyse YÖK'ten bir denkliği var mı? Ya da YÖK'e bağlı bir üniversiteden mi mezun ve dil ve konuşma terapisi programı olmalı? Odyoloji var, o işitmeyle ilgili. Dil ve konuşma terapistliği programından mezun olması lazım. Az bu programlar. Yine de arttı, çok arttı son senelerde. Hı hı. İnşallah daha çok uzman olunca herkes ulaşabilecek bu hizmete.
Evet. Peki birazcık kekemeliğe de girelim mi? Girelim. Kekemelik de yine birazcık endişe ettiren bir evet, akşama kadar ben bunları hep şey yaptım. Şimdi ben hızlıca anlatayım. Biraz ne kadar normal olan kısmı da var ama değil mi evet. Kekemeliğin? Yani mesela bazen hepimizin oluyor kekelediğimiz evet. Çok hızlı konuşurken. Evet. Ama çocuklarda ne zaman normal kabul edilir, ne zaman edilmez? Şimdi kekemelik diyebilmemiz için konuşma içerisinde anormal duraksamaların %10'dan fazla olması lazım. Bu anormal duraksamalar nedir? Bloke olma. Mesela bir ses çıkaracak baba. Bloke oldu, çıkaramadı. Baba. Ya da uzatır. Anne. Ya da tekrarlar. Anne. Üç şey var. Bunlar konuşmanın diyelim ki 10 kelimeden bir tanesinde var. Olabilir. Olabilir. Ve 6 aydan fazla devam etmesi lazım. O zaman kekemelik diyoruz. Diğerleri akıcılığın ara ara bozulabilir. Hepimizde oluyor. Bu başka bir şey. Ve 3 yaştan sonra genelde başlıyor. Yani çünkü konuşmamız 3 yaştan sonra uzuyor ya. Bunun 3 nedeninden bahsedebilirim. Birisi genetik. %100 hiçbir neden, yani hani budur nedeni diye bir şey yok bilimsel araştırmalarda. Ama genetiğin bir faktörü olduğu söyleniyor. Konuşma gecikmesiyle beraber görülebilir. Çünkü çocuk hepsini bir anda oturtmaya çalışırsa heyecanlanabilir. Bir diğer neden de yine yüksek beklenti. Özge Hanım'ı işaret ederek. Bazıları oturtur. Yüksek beklenti. Çocukların bazıları oturtabiliyor, bazıları oturtamıyor kafasında. Dolayısıyla biz akranlarıyla belki biraz daha fazla, belki biraz daha az beraber gitmesini öneriyoruz. Yani çok akranlarıyla arasında boşluk oluştuğu zaman çocuk zorlanabilir. Bir de dil gelişimini başka bir dil öğrenmeyi söyler misiniz diye sormuştunuz. Yani ya dil evet mesela 3 yaş mı derler? İşte ikinci bir dil İngilizce, şöyle, Fransızca öğrenmek için. Dilimiz 3 yaşa kadar oturuyor. Ama mesela Amerikan aksanında diptanglar var. Biz kedi biliyorsunuz bu İngilizce. Biz cat diyoruz. Türkçe konuşur gibi onlar cat diyorlar. Diptankları var. O tür şeyleri öğrenebilmeleri için 3 yaştan sonra hemen başlamak lazım. Ama ilk bir dilini oturtacak. Bunda da şöyle bir kriter daha var. Çocuk 3 yaşında ama konuşması 1 yaş seviyesinde. Hayır, ikinci dile geçmiyoruz. Birinci dil, yani ne zamanki 3 yaş seviyesine geldi çocuğun konuşması, o zaman ikinci dile geçebiliriz. Ve bir an evvel geçmek gerekiyor ki o aksanı evet, öğrensin, doğru. Kafaya otursun. Ne oldu, biz orta 2'de başladık dili öğrenmeye. Cat diyoruz yani. Cat diyemiyoruz yani. Hakikaten 5,5 yaşında işte Kemal'den siz de evet. Kendi oğlunuzdan evet. Biliyorsunuz. Bizden güzel telaffuz etmiyor mu? Öyle güzel word diyor ki böyle şaşırıp kalıyor. Ben hala word diyorum. O world diyor yani. Çok güzel konuşuyorlar gerçekten. Evet. Ama annelerin de şu yanılgısı olmasın. Aman daha Türkçe'yi çözemediği ikinci dile ne gerek var gibi yok, bir şey. 3 yaşta eğer oturttuysa hemen geçmesi lazım evet. Ki o aksanı kafaya otursun. Evet, sorular da geliyor aslında ama vakit de daralıyor. Uçakla seyahat ederken ne yapacağız? Bize birkaç öneri verir misiniz çocuklarla ilgili? Önce seyahati planlarken bakacağız. Uçak saatine, biletimizi alırken her çocuğun kendi bir düzeni var. Seyahate çıkınca bu düzen biraz bozulacağı için en azından seyahat sırasında o düzeni bozmayalım. İşte bilet alırken çocuğunuz eğer ölüm uyuyorsa ya uyku saatini alacaksınız ya uyandığı zamanla. Ama ucuz tam olanı böyle, alayım diye uğraşmayacaksınız. Evet, yani uçakta çocuk uyutmak çok zor bir şey olabilir. Çünkü ona dikkat etmek lazım. Eğer çocuğunuzun en böyle rahat ettiği ve enerjisi yerinde olduğu saate bilet almayı öneriyorum. Ya da uyumuş ve uçakta da nasılsa uyumaya devam eder diye düşünüyorsanız o saate bilet alın diyorum. Eğer yurt dışına çıkıyorsanız çıkış harcınızı online ödeyin daha öncesinden veya işte bankada ödeyin. Orada yılmasın çocuk evet. Değil mi? Ne kadar az kuyruk beklerse o kadar iyi. Evet. Mutlaka bavuluna sevdiği şeyleri koysun. Bavulu beraber bir bavul yapın. Siz tabii ki de kıyafetini, gerekli eşyalarını koyun. Abartmadan. Ama onun da sevdiği, en sevdiği tişörtünü, en sevdiği oyuncağını mutlaka yanına sırt çantanızı alın. Bir küçük sırt çantasında işte birkaç tane oyuncak. Ben hep uçağa kitap alınmasını öneriyorum. Çünkü okuyup sayfa çevirmek çok güzel zaman geçiriyor. İşte belki boyama kalemi, işte ıvır zıvır. En sevdiği bebeği, arabası, oyuncağı ne varsa onu mutlaka. Bir de çocuklara ayrı bir bavul alalım değil mi? Yani kaç yaşında illaki alalım da kaç yaşında alalım? Mesela anneyle babayla aynı anda kıyafetleri aynı yere değil de çok sevimli çocuk bavulları var. Var. Artık onu ayırsak. Yani ben bunun için bir şey yapmıyorum. Hani bir
bir yaş şudur diyemiyorum. Çünkü zaman zaman öyle bir seyahat ediyoruz ki kavimler göçü gibi. İşte bir bizim bavulumuz, çocuğun bavulu, seyahatte puset lazım oluyor. Ben baston puset öneriyorum küçükse. Baston puset götürüyoruz. Zaman zaman işte başka aparatlar taşımamız gerekiyor. İşte araba koltuğu götürenler var. Şimdi böyle olunca ekstradan bir zaten kabin için bir çanta alıyorsunuz. Bir de bavula. Ama çocuğumuz o çekçeyi kendi çekebilecek yaşa geldiği zaman ki bu 4-5 yaş ve sonrası. Taşımak istiyor çünkü. Zaten hafifliyoruz çünkü bezi bırakmış oluyor. İşte bebek beziydi, ıslak mendildi, alt açma örtüleriydi. Onlar zaten bavulumuzdan çıkmış oluyor. O zaman belki bavul alınabilir ama yani bir yaşında bir bebek için ayrı bir bavul hazırlamak. Yok, bir yaş değil. Ben hep böyle 4'ten sonra. Evet. Neden olmasın? Bu da senin bavulun. Sen de bunu taşı. İşte kendi sırt çantan, kendi bavulun. Ona böyle geçinmesi. Belki daha hafif onun işte birkaç parçasını ona koyup gene ağırlığı bize verecek şekilde ama kendi sorumluluğunu alması için o güzel bir yöntem. Sonra havaalanında oyalanmak isteyecek. Ben diyorum ki erken gidin. Çünkü özellikle küçük çocuklarda son dakika gelen tuvalet talepleri olabiliyor. Karnım acıktı. Top gelse bile alana orada restoran görüp karnım acıktılar oyuncak olabiliyor. Alalım, i̇şte alalım. Emziriyorsanız havaalanında uçağa binmeden bir daha belki emzirmek istiyorsunuz. Alt açabiliyorsunuz. Hepsi olabiliyor. O yüzden normaldeki uçuş saatinizden önce size şu saatte alanda olmanız gerektiği söyleniyorsa bir yarım saat daha koyun ki o stresle özellikle ilk defa biniyorsanız. Uçak da geçiyor şimdi zaten. Konuyla çok alakalı oldu. Pasaportunuzu, uçak biletinizi veya kimliğinizi ne varsa o anda lazım olacak. Kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyun. Çantanın içine atmaktan ve işte bir kucakta çocuk böyle bavulun veya çantanın içinde bir şey aramaktansa öyle bir sırt çantasıyla gidin ki hani bir gözüne sadece telefon, bilet, işte en lazım olacak şeyi koyun ki hemen görevliye uzatmak kolay olsun diyorum. En önemlisi uçağa bindiniz. Ben hep şey diyorum, öncelikle yanınıza sağınıza solunuza bakın. Eğer çocuklu biri yoksa, çocuklu olduğunuz için ben baştan diyorum, biz oğlumuz var ve işte gürültü yapabiliriz şimdiden. Kusura bakmayın, haberiniz olsun diyorum. Önceden dilenen özür gerçekten çok işe yarıyor. O zaten diyor ki ya kadın en başında söyledi diyor, bir şey de değil. Hiçbir şey de yapmayabilir ama yani hani özür dilemek değil ama hani böyle bir sempatiyle. Uyanma, hani haberiniz işte, biz de çocukluyuz bakın, haberiniz olsun. Uçakta çünkü çocuklar ağlayınca herkes böyle bir ters ters bakıyor. Ben diyorum ki hiç mi ananızın, hiçbiriniz mi çocuk olmadı yani? Ya da hiçbirinizin bir çocuğu yok. Hani herkes anasının karnından böyle yetişkin olarak mı doğuyor diyorum. Ve ben işte de çocuksuz seyahat ettiğim zaman çocuk ağlamasından rahatsız olabiliyorum. Yorgun oluyorsunuz, başınız ağrıyor olabiliyor vesaire. Ama yani uçaklarda çocuklu aileler için ve çocuksuz aileler için diye bir şey yok. Ayrım yok şu anda ve çocukla seyahat ediyoruz. Ve şeyi görüyorum ve buna üzülüyorum da. Çocuğu ağlayan anne baba kendini kötü hissediyor. Suçlu ve o çocuğu suçlu hissediyor. Hemen susturmam lazım. Böyle bir şey yok. Susturmaya çalıştıkça o da daha çok ağlıyor. Daha çok ağlıyor. Çünkü stresi hissediyor bakın, değil mi anneden? Ben diyorum ki sizi ben de alsam, hiç tanımadığınız bilmem kaç bin tane adamla, insanla aynı yere koysam. Bir kere biz de bir rahatsız oluruz. Bir etrafımıza bakarız değil mi? Evet. Yani biz yetişkin olarak hiç girmediğimiz, tanımadığımız bir ortamda rahatsız olabiliyorsak küçücük çocukların olmaması da imkan ağlaması yok. Ağlaması da çok normal. Ve bu basınç farkı da çok etkiliyor tabii ki. Ya, o yüzden çocuğunuza mutlaka bir şey içirin. Basınç farkı olup da çünkü onların kulak gelişimi bizimki gibi olmadığı için basınç farkından etkilenebiliyorlar. Doğru. Eğer yaşı büyükse şekersiz sakız verebilirsiniz. Küçükse emzirebilirsiniz. Emzik kullanıyorsanız emzik verebilirsiniz. Biberonla içecek bir şey verebilirsiniz. Kayısı gibi böyle ağızda kuru kayısı gibi uzun çiğnenen ve çene kaslarını çalıştırıp onu açan herhangi bir şey çocuğunuza iniş ve kalkışlarda verebilirsiniz. O bu en azından basınç farkı sebebiyle rahatsızlıktan dolayı ağlamanın önüne geçer. Onu söyleyebilirim. Başka uçakta bir de yani bırakın sosyalleşsin. Uçağın içinde çocuğunuz merak etmeyin kaybolmaz. Kalkıp dolaşmak istiyorsa sizin gözetiminizde veya işte ne bileyim yan tarafa gitmek istiyorsa hele uzun bir uçuşta hostesle sohbet etmek istiyorsa hostes ilgi göstermek istiyorsa eğer başkasının çocuğunuzla ilgilenmesinden şikayetçi değilseniz bırakın 5 dakika 5 dakikadır hani onun da dikkati dağılır. İşte hostesin kucağında içeriye gidebilir geri gelebilir. Hani evet. Hiçbir yere kaybolma ihtimali yok çocuğunuz uçakta. Evet, onu yapabilirsiniz. Seyahatlerde aslında çocuklarla ilgili çok fazla endişe duyduğumuzda çocuk da bunu hissettiği için aynen aslında çok öyle negatif etkileniyor. Sanki her şey normalmiş, bunu yapmak zorundaymışsınız, o da sizinle geliyormuş gibi gayet evet normal davranmak. Bizim rahat olmamız lazım evet ki çocuklar rahat evet etsin. Çünkü seyahatte rutininiz bozulacak, onun yeme saati de değişecek, uyku saati de değişecek. Ama önemli olan zaten çocuğunuzun normal rutininden farklı bir rutine de uyum sağlayabilecek beceriyi kazanması. Ne kadar güzel. Onu kazandırmaya da seyahatle başlayabilirsiniz.
Sosyal hayat konuşmayı da çok etkiliyor değil mi Ümmü Hanım? Yani tabii. Çocuğu böyle ev hapsi gibi aman mikrop almasın, aman hasta olmasın diye tutarken. Aslında ne kadar çok hayatın içinde, ne kadar seyahat, ne kadar gezme o kadar çocukta dil gelişimi. Evet. Ben bunu geçen hafta bir seminere gittim, psikologla konuştuk. Bağlanma dönemi ilk bir yaş. Yani her ağladığında çocuğun yanında olmanız gereken dönem ilk bir yaş. Ondan sonra artık yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Çocuklar 2 yaşta aslında biz biraz anaokulundan ya da kreşten de önce başladığımız için bazen bizimle beraber kopup anneciğim ben derse gidiyorum diyerek bizimle geliyor ya da oyun oynamaya gidiyorum duruma göre. Bizimle geliyor çocuklar içeri. O noktada ben annelere diyorum ki endişeli olmayın. Önce bir yavaş yavaş alıştırıyoruz. Önce bir seans alıyoruz. Biraz siz geride durun, biraz bizimle de oyun oynasın. Çünkü sürekli anneyle oyun oynamış ve başka kimseyi tanımıyor, korkuyor. Evet. Yavaş yavaş ayırmaya başlıyoruz. 3 yaş zaten artık ayrışma dönemi ve kreşe gidiyor çocuklar. Dolayısıyla yani bir başkasıyla da iletişime geçmesi çocuğun güzel bir şey ama bazen anneler de kopmak istemiyor. Evet. Yani bir anneler yaş erken de geliyor çok kulağa. Evet. Bir yani yaşta bir, artık 2-3 ama şöyle bir yaş şöyle her ağladığında yanında olmanız gereken dönem. Şimdi ben de çalışan bir bayanım. Merak ettim dedim ki yani ben çalışan bir bayanım. Tamam bakıcı tutmak istiyorum. Tamam bakıcım olacak ama ben çalışacağım. 2 hafta sonra işimin başına dönmek zorundayım. Belki bir ay sonra Allah bilir ama belli bir zaman sonra kısa bir süre içinde dönmem gerekiyor benim işimin başına. Nasıl yapmam lazım? Büyük bir iş yerim var. Bir tane kreş gibi hani yer koysam ama her zaman yanında olamam. Hı-hı. Dedi ki keşke ikinci bu lükse sahip ikinci iş yerinde küçük bir oda yani çok hatta şimdi bizim başka bir çalışanımız daha evleniyor onu bile düşünüyorum ne yapsak onunla mı başlasak diye. Ya ona bir oda. Evet bir psikologumuz var. Şöyle yani dedi ki o bakım üstlenen kişi de aslında annelik görevini yapıyor. Sizin ara ara gitmeniz yeterlidir. Bu sizin endişe seviyenize bağlı. Çocuk burada bir alternatif yapılabilir bir şey. Kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Reklamlardan sonra buradayız sevgili izleyiciler. Evet ben anneyim devam ediyor sevgili izleyiciler. Çok az vaktimiz kaldı. Bu arada bahsettiğimiz Özge Hanım'ın, Özge Lokman Hekim'in kitaplarını kazanan izleyicilerimizin isimleri 360.com.tr'nin Instagram'ın hikaye bölümünde yayınlandı. Lütfen DM'den adreslerinizi gönderiniz bizlere. Bu kitapları da biz sizlere ulaştıralım. Çok güzeller hepsi. Ülke ülke seyahat edilen yerlerle ilgili bir çocuğun ağzından mı anladığım kadarıyla anlatılan hikayeler. Toparlayacak olursak seyahat ederken lütfen seyahat etmek için çocuklarımızı yanımızda götürmekten korkmayalım. Evet, mesajımızın biri buydu. Bir tanesi bu evet. İkincisi de çocuklara baskı yapmayalım. Evde hani konuş fazla gereğinden fazla yapmayalım. Bir de ne yapmayalım? Onlarla konuşalım. Oyun oynayalım. Çocuklarla oyun oynayalım. Göz kontağı kurarak top atabiliriz. Yani eski oyunlar bunlar. Hani şeyden bahsetmiyorum. Oturun Lego yapın değil benim bahsettiğim. Ay Lego yapın deseniz daha Lego iyi. Yani o biraz eğlenceli. Çünkü yeni dönem çocukların falan. Hepsi Lego yapmayı çok seviyor. Yani geneli seviyorlar. İyi ki. Ama karşılıklı oyun oynamak, hani göz kontağı kurarak ya da eski oyunlar artık biliyorsunuz saklambaçlar ve benzeri. Evet, bunlar biraz daha biraz daha duygusal zekanın da gelişmesini, dil gelişimini de destekleyici, genel iletişimi de destekleyici oyunlar bunlar. Evet. Bunları tercih edelim. Oyun oynayalım, bir gelişimine katkıda bulunalım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Bittiğine inanamayan gözlerle baktınız Özge. Evet. Nasıl yani? Özge Lokman Hekim seyahat yazarı bizimleydi. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederim. Ve Ümmühan Erkoç konuşma terapisti. Teşekkürler. İyi ki gelmişsiniz Türkiye'ye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ben anneyim. Bugün de bitirdik haftanın tam ortasında. Yarın çarşamba saat 10'da tekrar buradayız. Hoşçakalın.